nasıl yapılır da birazdan. Uçakların iniş takımları. Bu büyük öneme sahip parçanın çok zorlu koşullara dayanabilmesi gerekiyor. Ve kozmetik. Bir üründe yaklaşık 50'ye yakın malzeme kullanıldığından bu endüstrinin en yüksek standartlarda çalışması gerekir. Kısa bir aradan sonra görüşürüz. Nasıl yapılır da tekrar birlikteyiz. Birazdan kozmetik endüstrisine bir göz atacağız. Bu endüstrinin en yüksek standartlarda çalışması gerekir. Ama önce yükseğe çıkan her şey aşağı inmek zorundadır. Uçağın alt kısmı yere iniş sırasında zorlu koşullara dayanabilmek zorundadır. Bu büyük öneme sahip uçak parçası, sofistike teknoloji kullanan uzman teknikerlerin ürettiği bir üründür. Bu ağır çelik parçası KC-135R stratotankerin alt bölümünü oluşturur. İniş takımı bir aks ve tekerlerin bağlı olduğu ana şafttan oluşur. Birlikte şaftı inceltmeye başlarlar. Bu dijital torna parçanın dış yüzeyini yapar. Sürtünme sonucunda ısınan parça su ve yağ püskürtülerek soğutulur. Daha sonra şafta delikler açılır. Matkap ucuyla şaftın içinde delik açılır. Bu işlem son derece titizlikle yapılmalıdır. Kesilen parçalardan arta kalanlar biriktirilir ve tekrar geri dönüştürülebilecekleri dökümhanelere satılırlar. İniş takımındaki delikleri açacak olan kesme aletinin son derece keskin olması gerekmektedir. Açılan delikler bu makineyle istenilen büyüklükte genişletilir. Parça tekrardan su ve yağ karışımıyla soğutulur. Kesme işlemi tamamlanır ve delik basınçlı havayla temizlendikten sonra artık kontrol aşamasına gelinmiştir. Sonra bu makineyle 3 parça aynı anda kabaca kesilir. Bu parçalar havacılıkta kullanılacağından her bir parçanın kusursuz olarak üretilmesi gerekir. Şaftın hazırlanması artık neredeyse bitmek üzeredir. Bu zımparalama birimi makinenin yüzeyine basınçlı hava aleti ve zımparayla parlatır. Artık parçaların boyutlarının uygun olup olmadığına bakma zamanıdır. Bu dijital makinenin 3 aksı vardır ve doğrulama işlemini büyük bir titizlikle yapar. Bir başka birimse daha büyük çaptaki parçaların yapımına imkan sağlar. Ayrıca burada Boeing 707'den çıkma bu iniş takımı gibi kullanılmış parçalar tamir edilir. Parçaların hatasız durumda olduğunu doğrulamak için kum püskürtücü yardımıyla üzerindeki boya silinir. Fakat dışarıdan yapılan inceleme yeterli olmaz. Çatlaklar ancak manyetik parçacık konsantrasyonuyla tespit edilebilir. Parçanın üzerindeki çatlaklar ultraviyole ışının altında görülebilir hale gelir. Artık metal yorgunluğuna karşı rezistansı arttırabilmek için metal yüzeyin üzerine çelik topların püskürtüldüğü metal işleme aşamasına gelinir. Tekrar boyamadan önce üzeri kaplanır. Parçanın paslanmasını önlemek için 10 dakika kadar kadmiyum içinde bekletilerek üzerinin koruyucu bir tabakayla kaplanması sağlanır. Daha sonra parça hemen hafif bir kromik asit konsantrasyonuna batırılır. Hava jetlerinin püskürttüğü suyla kromik asit temizlenir ve parça bir kere daha suyla yıkanır. Kaplama sırasında parçaya nüfuz eden hidrojeni yok etmek için parça 23 saat kadar 190 derecede pişirilir. Daha sonra parça -129 santigrat derecedeki sıvı nitrojene batırılır ve hemen sonrasında boyutları küçültülür. Bu bilezik hidrolik bir kriko ile yerleştirilir. Bileziğin tekrar ısıtılmasıyla parça yine eski boyutuna döner. Artık farklı parçaların ve sızdırmayan ek yerlerinin pistonun içine yerleştirilme zamanı gelmiştir. Şok emici boru pistonun içine yerleştirilir.
Bu parça uçak inişe geçtiğinde ortaya çıkan şok baskıyı emer. Piston silindirin içine yerleştirilir ve şok emicinin sızdırmaz olduğundan emin olunur. Fabrikasyon parçanın boyandıktan sonra fırında pişirilmesiyle sona erer. Yeni bir iniş takımının yapılması 6 ila 8 ay, kullanılmış bir iniş takımının tamiri ise 6 ila 8 hafta sürer.